Ve haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi bugün temel bir sorunun, artık galiba kronikleşen bir sorunun yanıtını arayacağız. Şehirlerimize ne yapıyoruz? Çok değerli bir konuğum var. Okan Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Türkiye Patlayıcı Mühendisleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Kahraman. Bugün Ekopolitik konu. Sayın Kahraman hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum Çetin Bey. Galiba hani bazı şeyleri konuştukça doğallaşıyor ama doğallaşmaması gereken bir konu galiba. O yüzden açalım bu soruyu istiyorum. Biz şehirlerimize ne yapıyoruz? İmarsız saraylar, yok edilen ormanlar, kurallar rafa mı kalktı? Evet, çok güzel analiz ettiniz siz gerçekten. Biraz programı ben de izledim, haber programını da izledim. İzin verirseniz sizin sorunuza geçmeden önce, bugün benim de mensubu olduğum Dünya Madenciler Günü. Her şeyden önce kaybettiğimiz, bu bizim için, ülkemiz için büyük bir facialar yaşadığımız bir yıl oldu. O nedenle bayram mı diyeceğiz? Yine de bütün dünyayı düşünürsek, Dünya madencilerini kutlarken bu kaybettiğimiz facialarda, katliamlarda kaybettiğimiz maden emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Geçmiş olsun diyorum ülkemize. İnşallah bu tür faciaları, bu tür ilkel yaklaşımlardan vazgeçeriz. Madenlerimizi dünya çapında teknolojinin, bilimin egemen olduğu, aklın egemen olduğu bir yapıyla yönetiriz. Çoban madenciliği dediğimiz, Mostra madenciliği dediğimiz 150 yıl önceki teknolojiyle çalışmayız. Bu vesileyle de katma değerimizi, toprak ekonomiye kazandırırız varlıklarımızı. Ama bir yandan da insanımıza da sahip çıkar, can ve mal güvenliğini korumuş oluruz. Bu yaşananlar size bu konuda ümit veriyor mu? Madem açtınız sorayım. Şimdi bugün sizin haberlerinizde de bu vardı. 68-70 civarında maden ocağının kapatılmasını ya da faaliyetlerinin durdurulmasına doğru gittiğimizi, işte Soma'da 3000'e yakın emekçinin, maden emekçisinin işlerine son verildiğini, bu sürecin giderek de daha yaygın hale geleceğini görüyoruz. Bu aslında bir ilkelliğin ve vurdum duymazlığın, sistemi yönetememenin bence bir belirtisidir. Zaten benim de söyleye gelmekte olduğum konu budur. Siz bir ülkede robotik çağda, robotların devrede olduğu bir dünya madencilik sektöründe siz hala 150 yıl önceki çoban madenciliği usulleriyle madenlerinizi ararsanız, köylülerin bulacağı madenlerden ümit beklerseniz, onları da o metotlarla üretmeye devam ederseniz, ne yazık ki hem ülke ekonomisine gereken katkıyı, katma değeri vermemiş olursunuz, ama öte yandan da bu gibi dünya rekorları kırarak insanların ölümünü çağrıştırırsınız. Bir yandan ekonomiye doğrudan katkısı olabilecek, sanayileşmenin, kalkınmanın motivasyonu olan, işte Avrupa Birliği gelişmişliğin kıstasları olan bu alanı kullanmamış olmak bir yana, bütün ülkeyi yasa boğacak, bütün ülkenin sosyoekonomik yapısını dönüştürecek faciaları da yaşatmış olursunuz. Bunları yönetirken de panikle yönetmeye kalkarsınız. Çözüm bulamadığınız zaman da bu sistemi kapatmayı tercih edersiniz. Bu sadece ilkel toplumlarda olabilecek, komünal toplumlarda bile olmayacak bir metottur. Hiç kimse 150 yıl önceki teknolojide bile madenleri kapatmayı düşünmemiş. Çünkü konforlu yaşamın, daha mutlu yaşamın, daha düzgün yaşamanın, çevre dostu üretimlerle olabileceğini hepimiz biliyoruz. İnsanlar da geçmişte bilmişler. Dolayısıyla bu sürecin bu şekilde yaşanmasının iki temel nedeni var. Bir tanesi madencilik rejimimizi, yönetim tarzımızı ve bu sektörün unsurlarını biz dikkate almadık. Cumhuriyet'in kuruluşunda biliyorsunuz madenciliğin ulusal gelire katkısı %30'ların üzerine çıkmıştı ilk 25 yılda. Eti Bank'ın kuruluşu, demir çeliklerin kuruluşu, çimento fabrikalarının kurulması, paralelinde diğer sektör sanayi kuruluşlarının devlet eliyle kurulması tesadüfi değildir. Bu tür özellikle madencilik sektörü finansal açıdan büyük yatırımlar gerektiriyor. Öte yandan da önemli belirsizlikler, doğa koşulları nedeniyle aramaya, etüde, araştırmaya önemli kaynaklar ayrılarak başlanması gereken bir işletme metodudur. Bu nedenle genelde bütün dünyada bu sektör ya devlet eliyle finanse edilir ya da çok uluslu, çok finansal problemi olmayan
büyük kompleks şirketler tarafından yönetilir. Temel galiba burada kurala uymak. Biz hiçbir yerde kurala uymuyoruz ki. Bir kural konusu var. Günübirlik faaliyetler sırasında iş kazaları vesaire gibi. Burada değilim ben. Çünkü bunlar rutin şeylerdir. Her zaman her türlü önlem alırsınız. Yine de kaçınılmaz olabilir. Ama madencilikte son 10 yılda yaşadıklarımız adeta bir sistem sorunu, adeta bir rejim sorunu, madencilik rejiminin sorunu, genel rejim kastetmiyorum. Demek ki bu rejimde bizde yanlışlık var. O yanlışlık nedir? Siz bir madeni ararken bir kaynağınızın olması lazım. Bu kaynağınızın, ülke kaynağını yer altında neyinizin olduğunu önce biliyor olmanız lazım. Nereye kadar biliyor olmanız lazım. Her zaman söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri bütün yüzeyini, bizim herhalde kaç katıdır onu söylemeyeyim şimdi, bütün arazisinin, bütün alanının dörder kilometrelik karelajlara bölmüş ve her bir karelajda da 4000 metreye doğru giden sondajlar, etütler vesaire yaparak doğasının üstünde ve altında ne olduğunu sistematik bir şekilde biliyor haldedir. Biz ise hala bir çoban madenciliğinden maden tetkik aramanın geçmiş yıllarda yaptığı bazı faaliyetleri bir tarafa bırakırsak bakir bir ülkeyiz. Biz yeraltı kaynaklarımız nedir? Kömürümüz ne kadardır? Altınımız ne kadardır? Kaynağımız ne kadardır? Petrolümüz ne kadardır? Var mıdır? Yok mudur? Bilemiyoruz. Çünkü bu etüt ve zamana, paraya ayırmadık, kaynak ayırmadık. Devlet ekonomiden çekildi biliyorsunuz 80'den sonra. Bu tamamen sıfırlandı. Özel sektörümüz bu konuyu geliştirecek kapasitede ve formda değildi. O yapıda değildi, o mantalitede değildi. Turizm gibi bakıyor hala özel sektör bu konuya. Oradan kaynak aldığı ürünü pazarlayarak turizm alanına yatırım yapıyor. Halbuki o sektörü geliştirecek, makinesini geliştirecek, ekipmanını geliştirecek, teknolojisini geliştirecek dönüşümlerin olması lazımdı. Maden aramasını yapmadan işte Ermenek gibi su var mı yok mu? Bu çağda o madenin, eski boşaltılmış madenin altında su var mı yok mu bilinmez mi? Siz bu atütleri yapsanız, buna kaynak ayırsanız, buna zaman ayırsanız elbette bunların hepsini bilirsiniz. Özür diliyorum. Estağfurullah. Bu çok önemli bir konuydu. Çok da güzel yerden değindiniz. Ama o zaman daha temel bir soru var. Memleketin altıyla bu kadar ilgisiz olan üstüyle niye bu kadar ilgili? Çok doğru. Çünkü rant anlamında. Şimdi sizin sorunuza geliyorum. Ülkenin kaynaklarını sizin iyi kullanmanız lazım. Misak-ı milli sınırları içerisinde varlıklarımızın, yerüstü ve yeraltı varlıklarımızın üretime katılması konusu sizin de konunuz olan bir konu ekonomi açısından. Ulu önderimiz, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşlarında daha buna değiniyor. Diyor ki madenlerimizi, yeraltı kaynaklarımızı her türlüsünü biz kendimiz için, olmazsa komşularımız için, olmazsa dünya için üretmeliyiz. Aksi takdirde tabii bu konforlu sanayileşmenin de bir aracı, ayrı bir şey. Eğer biz bunu yapmaz isek, bu da dünyanın ihtiyacı olursa bu ürünlerimize, bir şekilde bizim savaş ve diğer yöntemleri kullanarak bunu elimizden alırlar ve bugün Orta Doğu'da yaşadığımız enerji krizi, o enerjinin yönetilmesi ve bunun ekonomiye kazandırılması savaşıdır. Orta Doğu'da olan, bizim coğrafyamızda da olan ve olacak olan. O nedenle tabii ki bu zihniyetin ötesini taşarsanız, kaynaklarınızı üreteceksiniz, petrolü de üreteceksiniz, petrolü de yönetmeniz de lazım. Sonuçta hepimiz enerji kullanıyoruz. Tabii bunu adil bir sistemle, meşru bir yöntemle, yeni enerji kaynakları bulununcaya kadar yönetebilmemiz lazım. Biz de bu coğrafyamızı, yerüstü ve yeraltı kaynaklarımızın tümünü en iyi şekilde toplum yararına, ülke yararına, halk yararına, daha fazla eşitlik alanına ve daha fazla da adaletli gelir dağılımını sağlayacak bir yaklaşımla üretime sokmuş olmamız gerekiyor. Ve kaynaklarımızı kullanmış olmamız lazım. Ama ne yazık ki işin kolayına kaçılıyor. Yerüstü kaynakları, yeraltı kaynaklarının tümü iyi kullanılsa, üretim araçları açısından söylüyorum. Yani yerüstü kaynaklarımız deyince sadece arsa, sadece imar, sadece yol, sadece kent, sadece kıyı, sadece doğa değil. Aynı zamanda biz üretim alanlarından bahsediyoruz. Tarımsal, ormansal, hayvansal üretim araçlarından ve aynı zamanda da yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasından bahsediyoruz. Bu da üretimle ilgili. Bunlar hiç tartışılmıyor mesela. Yani bunların hepsi üretimle ilgili, sanayi tipi insan yetiştirmeyle ilgili, daha fazla katma değer üreterek ülke refahını artırmaya yönelik şeyler, teknoloji üretmeye yönelik şeyler, inovasyon dediniz, inovasyon üretim araçlarını geliştirmeye yönelik bir araçlardır. Biz ne yazık ki son 30-40 yılda bu ivmemizi yeterince kaybettik. Hatta sürdüremedik yani. Sayın Cumhurbaşkanı demin Aksaray'la ilgili tartışma sırasında işte büyük devlet olmanın gereği dedi.
Şimdi bu sizin anlattıklarınız aslında büyük devlet olmanın gereği. Ama biz Lego diker gibi binalar dikerek veya saraylar dikerek aynen. Büyük devlet olduğumuzu falan katılıyorum. Siz zaten onu güzelce analiz ettiniz. Daha fazla gökdelen, daha fazla katlar, daha fazla AVM'ler, daha fazla keşmekeş, daha fazla çevre kirliliği bu ülkenin son 10 yılında ivme artmış ama son 30-40 yılının ürünüdür. Hı hı. Ülkesinin kaynaklarını sanayiye kazandırmayan, topluma kazandırmayan, üretimin çeşitliliğini artırmayan bir toplum büyük bir devlet de olamaz, gelişmiş de olamaz. Göreceli bir iyileşme olabilir. Serbest paranız, likit paranız bir takım şeyleri size sürdürebilir. Siz de AVM'leri dikebilirsiniz ama bugün benim gelemediğim gibi İstanbul'un bir yakasından hemen Boğaz'ın öbür yakasına 3 saatte gelemezsiniz. Sistemi yönetebiliyor olmanız lazım. Trajik bir durum yani. Aynen. Kesinlikle bizim arazi ve arsa yönetimi diye bir konseptimizin olmadığını söylemek istiyorum ben. Biraz açabilir misiniz? Yabancıların önemli. Land Use Land Management dedikleri, hı, yani ülkenizin 780 bin kilometre karelik alanında hangi noktasında hangi şehrin, hangi ırmağın, hangi sanayi tipinin, hangi turizm alanlarının, hangi eğitim alanlarının, şehirlerin kimliklerinin hangi boyuta gideceğinin, orman alanlarınızın nerelerde oluşabileceği, sanayileşmenin ve onların ayrıntılarının nerelerde olabileceğini, Konya Ovası'nı ne yapacağınızı, Zonguldak'ta ne yapacağınızı, Diyarbakır'da neler üreteceğinizi, Trakya'da nasıl bir formasyonla çalışma yapabileceğinizi biliyor olmanız lazım. Biz ne yazık ki böyle bir planlamayı Osmanlı'da biliyorsun toprak mülkiyeti padişahındı. Hı hı. Mülkiyet kavramı, kadastro kavramı bizde 100-150 yıllık bir süreci geçmez. Arazinin hemen hemen tümü Allah'ın, ondan sonra da padişahındı. Bu hani mülkiyet benim mefhumunu biz geliştiremedik. Yani 150 yıllık süreç buna yetmez. Daha kadastronun girmediği alanlar olduğunu biliyoruz. Ülke kadastrosunu yeni günlerde tamamladığımızı biliyoruz. Durum böyle olunca biz bu alanlarımızı kullanamadık. Bu şekilde planlayamadık. Cumhuriyet de bunu başlattı ama tamamlayamadı. Yani bir konsepte oturtmadı. Hı hı. Karadeniz sahilinde biz ne yapacağız? Akdeniz sahilinde biz ne yapacağız? Kırsal alanda ne yapacağız? Kentsel alanda. Hayvancılığı biz nerede geliştireceğiz? Nasıl büyüteceğiz? Yani kenti, yani devleti büyük bir kent olarak düşünürseniz eski şeyde kenti planlayamadık biz. Kenti planlayamadık. Üstelik de ne oldu? Bizim 70'li yıllarda, yani buradan çok değil 30-40 yıl önce nüfusumuzun %75'i kırsal kesimde yaşarken biz bir sanayi devrimi yaşamadığımız halde, biz bir toplumsal dönüşüm, bir bilişim çağı yaşamadığımız halde 40 yıllık süreçte birdenbire nasıl oldu? Şehirlerimizin nüfusu %75-80'e çıktı. Kırsal alanımız %20'lerde, %25'lerde kaldı. Almanya gibi gelişmiş bir ülke bunu 1000 senede yaptı, 500 senede yaptı. 500 senelik sürecin sonucunda nüfusun önemli bir kısmı kentlerde yaşamaya başladı. Köyler de kentleşmeye doğru ilerledi. Bir yandan tarımsal özelliklerini korurken ama aynı zamanda kent fonksiyonlarını, kentin ihtiyaçları olan kentlilerin kullanacağı araçları da köylere kadar taşıma fırsatı buldular. Biz de bu 40 yıllık süreci bir gecekondulaşma süreciyle yaşadık. Sanayi toplumu olmadık, bir burjuvazimiz oluşmadı. Bir sanayi tesisleşmesi hızla olsaydı o hızla belki absorbe edilebilirdi bu süreç. Ama ne yazık ki böyle bir süreç yaşanmadan biz köyden kente geldik. İşte gecekondular, yerleşim alanlarının kullanılamaması, planlanamaması, projelendirilememesi. Bir ülke genelinde projelendirilemedi ama aynı zamanda iller bazında da planlanamadı. İşte İstanbul'u hep beraber yaşadık. Bizim yaşımızla eşdeğerdir İstanbul'un süreci. Bir yandan yığınları buraya yığdık. Burada gettolar oluşturduk. Sivaslı'yı getirdik, Sivaslı yaptık. Konyalı'yı getirdik, Konyalı yaptık. Kastamonu'yu getirdik, Kastamonu'yu yaptık. Diyarbakırlı'yı getirdik. İstanbul'da Diyarbakır bölgeleri oluştuk. Ama İstanbul yok oldu. Bunların kendi aralarında bir entegrasyonu oluşmadı. Kültürel alışverişleri oluşmadı. Dolayısıyla da toplumsal kaynaşmanın aracı olacak, yurttaş ve bilincini yaşatacak olan bir süreç yaşanması gerekirken aynı gettoları burada taşımış olduk. Buradan şimdi oralara taşıyoruz. Yani göçebe toplum olmanın özelliklerini hala taşıyoruz. Buraya geliyor insanlar. Şimdi geri memleketlerine döndürmeyi ya da dönme hevesleri var. Bu işte bu bir sosyo-kültürel ekonomiyle de bağlantısı olan bir yapıdır. Çok önemli bir tespit yaptınız. Onu biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi belki de yaşadıklarımızın cevabını verdiniz siz. Yurt dışından örnekler verdiniz. 500 yılda, 600 yılda, evet, bir dönüşümden bahsediyorsunuz. Biz 40 yılda
son 15 yılda da böyle hani facia şeklinde. Kesinlikle. Başlangıç gecekondu mantığı olduğu için mi bugün kural tanımaz bir haldeyiz? Kesinlikle. Yani kesinlikle sanayi tipi toplum oluşmadı. Nüfusun %75'inin köylerde yaşadığı bir ortamdan 40 yılda %25'e düşürürseniz, şehir nüfusunu %75'e getirirseniz, kuralsız bir toplumun öylesini zaten yaratmış olursunuz. Onu sindirilerek oluşması gerekirdi. Toplum geldiği zaman, şehre geldiği zaman gecekondu yapmamayı, usullere uygun olmayı, yasal mevzuatın ne olduğunu, kurallara uymanın ne olduğunu bilebilirdi. Bu Cumhurbaşkanımıza kadar da sirayet etmiştir ne yazık ki. Yani toplumun hemen her kesiminde, sadece köyünden şehre gelen insanlarımızda değil, buradaki entelektüel camiada da, burjuvazi dediğimiz kesiminde de devlet eliyle oluşturulan bir yapı olduğu için o süreç de çok kısa. Yani burjuvazinin bir ülkede oluşmasının bir sanayileşmeyle de bağlantısı var, gelişimiyle de bağlantısı var. Bu da bir süreçle ilgilidir. Ama biz o süreci de yaşayamadık. Yani bizim, en büyük gece konduyu Sayın Cumhurbaşkanı mı dikti? Bu durumda ona geliyoruz. Yani bir ülkenin bir saray yapması belki problem olmayabilir. Ama üretim toplumu olmayan bir toplumda her yere AVM'lerin deprem riski olduğu, onu da araçsallaştırdık diye gene yüksek yapılar, gene bir çılgın proje sistematiğiyle giderseniz böyle bir sarayda buraya ihtiyaç olur. Gerekli de olur, mantıklı da olur. Yani siz İstanbul'da 100 katlı, 50 katlı, 150 katlı gökdelenleri dikerken, onları işte silüeti falan düşünmezken, Ankara'da da böyle bir sarayı da ben doğal görürüm ve anormal görmem. Mantalite, önemli mi? Bu olaya mantalite açısından bakmak. Ya şunu anlıyorum o zaman, teşbih tatlı olmazmış. Bu fotoğrafa bu saray yakıştı diyorsun. Yakıştı diyorum. Yani hakikaten ihtiyaç olabilir, hakikaten böyle bir şey ihtiyaç olabilir. Yani biliyorsunuz bizim, şimdi belki esas sorunuzun İstanbul'la ilgili kısmına geleceğim. Şimdi bu yapı içerisinde şehirler planlanamamış. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de bir deprem riski var. Yani Kuzey Anadolu fay hattında olmamız dolayısıyla ülkemizin %90'ına yakını birinci, ikinci, üçüncü derecede deprem bölgesi. Marmara bölgesinde yaşadık. Deprem riski var. Fakat bu deprem riski için sistematik bir çalışma lazımdı. Yapılması gerekirdi. Bunun için de ne yapmanız gerekirdi? Önce bir master plan yapmanız lazımdı. İstanbul başta olmak üzere megapollerinizi, metropollerinizi, havzalarınızı, işte Marmara Havzası'nı vesaireyi ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı bir üst yapıyla da bir yukarıdan bakarak çözmüş olmanız gerekirdi. Ama yine çözüldü. Helikopterden yapıldı benim kadarıyla İstanbul'un. Evet. Evet, tabii üst böyle yapı. Düşünüyorum. Yani sosyolojik araştırmalara dayandırarak bir plan yapmanız lazımdı. İstanbul'un tabii depremin de dışında biliyorsunuz betonarme yapılar Türkiye'deki yapı teknolojisi açısından yeni. Ve ilkel metotlarla, ilkel araçlarla, malzemelerle kullanılarak yapa geldik. Kadıköy'den Silivri'ye kadar ya da Tuzla'dan Silivri'ye kadar sahil bandımızın bütün yapı stoğunun zaten ömürlerinin dolduğunu biz biliyoruz. Gene buna benzer diğer alanlarda da işte şu anda bulunduğumuz mekanlarda da betonarme yapıların ömürlerinin dünyada 80-100 yılken bizde 30-40 yılda bittiğini görüyoruz. Yaptığımız yapıların hiçbirini de bulamıyoruz. 40 yıl önce yaşadığınız bir apartmanı bugün aramaya kalksanız bulamazsınız. Çünkü ya kendiliğinden yıkılmıştır ya da koşulları olmadığı için yıkılmış. Bunların bir revizyonu, bir planlanması, bir yeniden yapılandırılması ihtiyacı var. Bunun üstüne bir de depremselliği koyarsanız hakikaten bu konularda bir çözüm arayışı içine girmek de gerekir. Ama bunu yaparken de depremi gösterip insanlara sıtmaya gösterip sıtmaya razı etmek gibi lazım. Yapmamak gerekiyor. Yapılan iş araziyi böyle yönetiyor. Yani arazi yönetimi dedik ya, arsa kullanımı, arazi kullanımı, arazi yönetimi konseptini bu şekilde rantsal dönüşüme yönelttiler. Bugün bakıyorsunuz İstanbul'da afet riski altında yasa öne çıkarılarak, biliyorsunuz o yasaya göre bazı bölgesel analizler yaparlar. Büyük belediyeler, devlet bunu yapar. Der ki bu bölge hakikaten risklidir. Bu yapıların ben hepsini boşaltacağım. İnsanlara da mağdur etmeyeceğim. Mülkiyetlerine sahip çıkacağım. Adaletli bir şekilde dağıtacağım. O mülkiyette yeni dönüşüm yapacağım. Bu dönüşümün içerisinde de modernizasyonu da yapacağım. Ve şehri planlayacağım. İnsanlarımın da can ve mal güvenliğini güvence altına alacağım. Sosyal devlet, modern devlet bunu yapar. Söylenen bu da yapılan bu mu? Yani yapılması gereken bu. Bir de şimdi bunun içerisinde bir de ne koydular? Sizin bir binanız var. Binanızın bir deprem riski taşıyor ya da eskimiş durumda, yıpranmış durumda. Siz de gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Diyorlar ki bu da
deprem riski var, can güvenliği var. İnsanların can ve mal güvenliğini dikkate almalıyız. Bu taleplerini yerine getirmeliyiz. Onu da bu sürecin içine koyuyorlar. Münferit münferit binaları parsel parsel bu şekilde izinler veriliyor ve dolayısıyla aynı binayı aynı sokakta zaten sokaklarını planlamamışsın, zaten yollarını planlamamışsın, zaten altyapısını planlamamışsın. Bir de aynı yörede aynı yapıyı aynı katta da yapsan iyi. Bir de kat yoğunluğu veriyorlar, bir de emsal artırıyorlar ve dolayısıyla aynı sokakta eskiden 8 aile otururken 8-10 daire varken şimdi 20 daireye çıkıyor. Bu ne demektir? Giderek daha büyük bir kaosun, giderek daha büyük bir fetret yaşanacağının bir işaretidir. Şimdiden de bunu görüyoruz. Yani doğru mu anlıyorum? Siz oraya 8 aile yaşarken 20 aileyi yerleştirdiğinizde altyapı sorunu, trafik sorunu hepsi kronikleşiyor. Sorunu, yürüyemeyeceksiniz. Yani bugün zaten Kadıköy'ün, Kartal'ın, Pendik'in, işte Bakırköy'ün, Zeytinburnu'nun, Esenler'in vesairenin sokaklarını zaten şu anda giremiyorsunuz. Peki tüm bu fotoğraf içerisinde bir de böyle bir moda var. Hatta hani hatırlayacaksınız 2013'ün Haziran'daki gezi muhabbeti bile, gezi tartışması bile bu nedenle çıktı. AVM, alışveriş merkezi. Şimdi siz bütün dünyayı bilen, araştıran bir bilim adamısınız. Hani sadece teoride değil, sahada da bilen bir insan. Şimdi var mı böyle bir şey? Bu AVM çılgınlığı dünyada da var mı? Var mı yok mu? Siz daha iyi biliyorsunuz. Sıradan yurttaşımız da biliyor. AVM, Google'a girseniz, bir AVM ararsanız Amerika'da ya da Almanya'da ya da Fransa'da. Nerede bulursunuz? Şehrin banliyölerinde bulursunuz. Uzak merkezlerinde bulursunuz. Biz ne yapıyoruz? Böyle bir planlamamız yok. Biz E5'in kenarında, zaten trafiğin keşmekeş olduğu bir ulaşımın giderek de daha büyük sorun olduğu bir ortamda AVM rant eksenli gittiğimiz için AVM ya da yüksek yapılar ya da rezidans dediğimiz ben bunlara modern gecekondular diyorum. Modern gecekondularda her gün bir yenisini yapıyoruz sonra da sokaklarına giremiyoruz. Londra'da böyle bir şey görebilir misiniz? Yeni bir yapı bile göremezsiniz. Londra interlandı içinde tarihi kent estetiği dikkate alınmıştır. Tarihi değerlere değer verilmiştir. Oraya giriş çıkışlar bile kontrol altındadır ve şehir büyüyecekse dışarı doğru alanını genişleterek kaldı ki yüz ölçümü de bizim kadar değil İngiltere'nin biliyorsunuz. Bizim bu planlamaları yapmamış olmamız ama bunun arkasında bu sosyo-kültürel egemenliğin de şimdi bu egemenlik aynı zamanda oy kullanıyor. Aynı zamanda seçim stratejisi izleniyor. Etkin oluyor. Aynı zamanda devletin ekonomideki varlığı da belirgin. Türkiye'deki iktidar mücadelesi bu ekonomi çarkının yönetmeye yöneliktir. Kaynakları dağıtmaya yöneliktir. Bu rantları paylaşmaya yöneliktir. Bunun içinde insanlar dini de kullanıyor, mezhebi de kullanıyor, etnik yapıyı da kullanıyor ve bunun mücadelesi sadece bu iktidar içindir. Bu kaynakların mülkiyet kavramına dayandırıyorum. Tekrar getirirsem aslında devletin mülkiyetinin var olması arazi üzerinden. Bu sosyoekonomik sonuçları demokratikleşmemeyi, özgürleşmemeyi de birlikte getiriyor. Benim ana tespitlerimden bir tanesi bu. O zaman temel bir şey sormak istiyorum. Yani dönüşüm konusunu çok güzel anlattınız. Yani aslında böyle bir ihtiyaç var ama dönüşüm adına ne yaşanıyor? Dönüşen kentler mi biz miyiz? Aslında biz de dönüşmüyoruz. Kentler de dönüşmüyor. Ne oluyor? Yani bizim dönüşmek demek yani tabii ki dönüşümün bir sonucu olması lazım. Sonuçta bir bulunduğun noktanın daha iyisine kişi olarak da gelmiş olman lazım. Daha bir üst seviye taşımış olman lazım. Her alanda, kültürel alan başta olmak üzere. Şehirlerin de bu konsepte uygun olmuş olması lazım. Yani kentliyle şehir arasında bir interaktif yapının kurulmuş olması lazım. Bir kültür alışverişinin olması lazım. O kentin kimliğini aynı zamanda, yapısı da aynı zamanda insan kimliğini de ifade eder. Oradaki sanayileşme potansiyelini de ifade eder. Toplum tipini de tayin eder. Bu karakteristik bir şey yok. Ne hiçbir kentimizde yok bu. Dolayısıyla da dönüştük mü dönüşmedik mi bakarsak biz dönüşebilme yolunda değiliz bile. Dönüşme yolunda değiliz. Nedir? Neyin dönüşümünü sağlayacağız? Ne yapmamız gerekir? Hadi çözümü de konuşalım. Yani sağlıklı metot ne sizce? Şimdi bir defa toplumun değer yargılarını öne almamız gerekir. Ama bu sosyolojik dönüşüm sürecini de yaşamakta olduğumuzu da biliyor olmamız lazım. Yani böyle hani bahsettiğim kentleşme süreci bizim yoğunlukla yaşadığımız bir süreç.
Bu süreç devam edecek. Kısa ve orta vadede bunların çözmeye kalkarsanız radikal sonuçları olur. Demokratik düzlemde bu süreci hızlandırmaya kalkarsanız çeşitli başka endikasyonlarını da yaşamak durumunda kalırsınız ki biz de onları yaşıyoruz. O zaman onu yönetebilmek lazım. Yani bir tabii eğitim önemli, değerlerin oluşturulması önemli, bu değerleri topluma yansıtılması önemli, yönetebilmek için de hazırlıklar yapılması gerekiyor. Evet, önce bu tespitleri yapmamız lazım. Bu tespitler bu bağlamda yapılmazsa eğer, özellikle iktidar alternatif olan siyasal oluşumlar için söylüyorum, sivil toplum örgütleri de başta olmak üzere, bu yapıları önce bir konsepti bilmeniz lazım. Bu konsept buysa bunu dönüştürmek için bir timing yapmanız lazım, bir zamanlama yapmanız lazım. Bu dönüşümün araçlarını da bulabilmeniz lazım. Tabii ki İstanbul gibi bir yerde şimdi trafiği nasıl çözeceğiz? Bir yandan yaşama devam ediyoruz, bir yandan nüfus artışı devam ediyor. Bir yandan da böyle palyatif ekonomik modellerle işte inşaat eksenini, onun ürettiği alanlar eksenini bir yapılanmayı sürdürüyoruz. Evet rant var, evet bu rantın dönüştüreceği alanlar da var. Bu alanlar çerçevesinde de bir hareket alanı da var belki ekonomiyi yönetenlerin. Ama sonuçta gelip geleceğimiz nokta nedir? Şimdi bir projeksiyon yaptığım zaman İstanbul'la ilgili mesela bakıyorum. Deprem var deniyor, zayıf zeminlerimiz var diyoruz, özellikle sahil bandında, E5'in altında, ta Tuzla'dan neredeyse Çorlu'ya kadar. Bu alanları yeniden yapılandırıyoruz ve artırarak, mevcut nüfus diyelim ki bir birimse, %20-25 artırıyoruz, 1-25'e çıkarıyoruz. Öte yandan, 3. havaalanı, 3. köprü ve onun internlandındaki, aksıtlarındaki yollar, bağlantı yolları, bir yandan da TOKİ eliyle modern gecekondu dediğimiz yeni yapılanmalar, sağlam kaya diyerekten işte deprem araştırarak Karadeniz ormanlarına doğru, Karadeniz'e doğru bir furya sürüyor. Bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? İstanbul'un nüfusu benim yaptığım bir şeye göre 30 milyona çıkacak demektir. Ya 30 milyon daha, 15 milyon daha Anadolu'yu boşaltacağız, insansızlaştıracağız, buraya taşıyacağız. Ya da dünyanın değişik ülkelerinden buraya 15 milyon insan getireceğiz ki bu yapı birbirini tamamlayabilsin. Bahsettiğiniz yapıda ama işte mesela ormanları yok ettiğinizde şehrin ciğerlerini söküyorsunuz, suyunu yok ediyorsunuz. Üstüne bir de 15 milyon nüfus arttırıyorsunuz. Arttırıyorsunuz. Bu nasıl bir mantık ve şey? Doğasını yok ediyorsunuz. Yani bir plansızlığın, bu bir curcuna'nın daha doğrusu, bir curcuna yaşattığı. Güzel kelime, yani. Curcuna. Yani bir curcuna mantalitesiyle bu işi yapıyoruz. Yani bizim tabii köprüye ihtiyacımız var. Tabii ki tüp geçide ihtiyacımız var. Bunların belki de bir katlısına, beş katlısına ihtiyacımız var. Ben tipik çevreci yaklaşımları da kabul etmiyorum. Yani marjinal çevreciler olacak, onlara da saygı duyacağız. Onlar her şeye itiraz edecekler. Ve bu durumda da desteklemeliyiz. Ama bizim esas konumuz çevre dostu, üretilebilir yapıları, teknolojileri, imalatları, inşaatları, çevre dostu yaklaşımlar var mı? O teknolojileri biz buraya adapte edebiliyor muyuz? Çevreye zarar vermeden bunların yapılabilme maliyeti var mı? Bu maliyete firmalarımız katlanıyor mu? Toplum bu öğelere katlanıyorsa 3. köprüyü de 13. köprüyü de yapabilirsiniz. Altyapıda yeter ki bu değerleri korumayı bilesiniz ve bunun da bir sınırlarını da tayin etmiş olmanız lazım. Nereye kadar gideceksiniz? Yani doğru mu anlıyorum? Diyelim ki köprüyü yaptınız, diyelim ki yaptınız. Ama gerçek amaç o köprünün güzergahının ranta açılmış. Dönüştürülmemesi. Ranta açılmak. Bu böyle düşünmemeniz. Değil mi? Doğru. Tabii. Ana fikrinizin bu olmaması gerekir. Ana fikriniz bu olursa her yaptığınız işin bir değeri kalmamış olur. Köprü yapacaksanız, ulaşım aksarı varsa, tünelle, viyadoklarla geçilecekse, bunun fırsatı varsa, bu da %5'lik bir maliyet getiriyorsa buna katlanacaksınız. Bunu yapacaksınız. Biz de bunun mücadelesini vermeliyiz. Yani toplum olarak da bu çerçevede olmalıyız. 3. havaalanı gerekebilir. Bunun gerektiği yer lokasyonunu tartışabilirsiniz. İşte madenlerimiz var, o da biliyorsun yer altında 20-30 milyar dolarlık zaten bizim servetimiz var. Tanrı onu bize 10 milyon yılda bir veriyor. Biz onu orada bırakıyoruz. Kalsın diyoruz, kumunu, çakılını, kömürünü. Sonra burayı havaalanı yapıyoruz, onun üstüne havaalanı getiriyoruz. Beton döküyoruz. Ayrıca onu bir de sağlamlaştırmak için zemin güçlendirmesi yapıyoruz. Lokasyonları değişebilir, boyutları değişebilir. Yani onları tartışmıyorum ben. Ama mantaliteyi tartışıyorum. Hem devletin hem milletin. Süren bitti. Bir cümleyle
biz nasıl bir çılgınlık yaşıyoruz? Bir cümle. Vallahi curcuna diyorum. Siz çılgınlık diyorsunuz, ben curcuna diyorum. Umarım bu süreci en kısa zamanda atlatırız ve daha salim, daha mantıklı, daha rasyonel üretim eksenli bir, imalat eksenli bir faaliyete döneriz. Bu çılgın projelerimizi de rehabilite ederiz, öyle düşünüyorum. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye Patlayıcı Mühendisleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Kahraman, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem bize aslında değerlerimizi hatırlattınız, yeraltı yerüstü değerlerimizi, hem de Curcun'a nefis bir tanım. Galiba Türkiye'yi siyasetinden ekonomisine kadar kesin güzel anlatan kelime oldu. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, ekopolitikte şehirlerimize ne yapıyoruz'u konuştuk Sayın Ali Kahraman'la. Aslında galiba kendimize ne yapıyoruz? Temel bir soru. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleminden yola çıkarak soralım soruyu. Saraylar büyük devlet olmanın gereğidir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama şunu söylemedi. O zaman neden bir sürü sarayı olan ülkeler, buna Osmanlı da dahil, yok olup gitti? Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.